Dedim ki bana aslında ne soracaksanız sorun. Ben size bütün samimiyetimle yardımcı olayım. Bir suçum varsa söyleyin, ne olduğunu bileyim. Neyle beni niye tutuyorsunuz burada? Bana medyadan sorular soruluyor. İşte efendim o ne yapıyor? İşte Ali Kırca işte ne kadar para aldı, transfer aldı? Medya soruları. Dedim ki yani beni bunları sormak için mi geldiniz? İşte o gazeteci o kadar para eder mi filan böyle. Dedim ki bana dedim neyle suçlanıyorsam onu sorun. E sen zaten sorgudasın dediler. 3 günün sonunda gece yarısı uyandırıyorlar, parmak izini alacağız diyorlar. Yatıyorsun, ertesi gün tam uyuyacaksın, kalk fotoğrafını çekeceğiz diyorlar. Kalk hastaneye götüreceğiz diyorlar. Sürekli kalk işte senin mail adresinin şifresi neydi? 2 saat sonra biri geliyor, senin telefonunun şifresi neydi? Vesaire. Soğuk, birkaç defa sürekli yakın dedik kaloriferleri. Kaloriferleri havalandırma sistemi var. Kalorifer yok. Sıcak hava üflettiriyorlar. Birkaç defa onu battaniye ekstra battaniye istedik. Çevik kuvvete verilen donmuş gıdalar var. Onlardan verdiler. Donmuş döner, ayran filan. Sadece ayranla ekmeği yediğimi hatırlıyorum. 3 günün sonunda avukatım geldi. Ondan sonra sorgu başladı. Benim 10-15 tane insanla yaptığım, 3 ay dinlemişler bu arada. 10-15 tane insanla yaptığım telefon konuşmaları. Bu davada ne sanık ne tanık olan insanlarla yaptığım telefon konuşmaları soruldu. Gazeteci meslektaşlarımla olan konuşmalar. Yani bu davayla ilgisi olmayan insanlarla sohbetimiz. Bu davayla ilgisi olan 2 kişiden yaptığım birisiyle 3 görüşme, birisiyle 1 görüşme. Sohbet tamamen gazetecilikle ilgili. Hatta benim gazete yazımla ilgili konuşuyoruz. Bir başka köşe yazarını konuşuyoruz. Yani birebir gazetecilikle ilgili konuşmalar. Onları sordular. Hatta bir telefon numarasında işte ben diyorum ki ne oldu diyorum. O bir tane 20 milyarlık bir tane 25 milyarlık vardı diyorum. O davalar ne oldu diyorum. Burada sen ne demek istedin? Para mı şey yapıyorsunuz? O ara benim avukatım sevgili Vural Ergül dedi ki hangi numarayla konuşmuş dedi. Bir numara söyledi. Ya kardeşim dedi bu benim numaram dedi. Ben onun dedi avukatıyım dedi. Açılan tazminat davaları var. Bizim açtığımız tazminat davaları var. Birkaç tane medyada alacak davası filan açmıştık. Ben onları soruyorum. Ne oldu diye sonuç yani dava mahkeme olmuş. İşte sonuçta baktık ki acayip şeyler soruluyor. Nihayet 3. günün sonunda bir yazı yazdı polis. Aynen okuyorum. Polisin savcılığa yazdığı yazıyı okuyorum. Vedat Yenerer ve 2 paragraf, 3 paragraf bir yazı. Yazıda sonunda şöyle diyor. Yapılan operasyonlara çok sinirleniyormuşum. Kızıyormuşum telefonda. Hakaretvari konuşmalar yapıyormuşum. Bazı gazetecilere, isim vermeyeyim, ünlü gazetecilere hakaret ediyormuşum. Yani bu devletin umuru, yani devleti ne ilgilendirir benim bazı gazetecilere kızmam. Sonunda diyor ki polis, bütün bunlara rağmen diyor, aynen okuyorum. Aynı örgüt, burada örgüt de yok da işte Ergenekon sonradan çıkıyor. Aynı örgüt ile irtibatının olduğu kendisinin gazeteci olması hesabı ile kendi kulvarında parantez içinde Güler Kömürcü gibi örgüte istihbari bilgi sağlayabileceği ancak şahsın örgüt içerisindeki konumunun tam olarak gösterir de yeterli verilerinde yetersiz olduğu. Şurada yazıyor. Evet. Beni diyor ki Güler Kömürcü zaten Güler Kömürcü de tutuksuz yargılanıyor. Ama Evet. Güler Kömürcü'ye istihbari bilgi sağlıyor diyor. Yani yazdığı için söylüyorum bu benim şeyim değil. Ama diyor yeterli veri yok diyor. Bu örgütle ilgili olduğu istihbarat sağladığı propaganda yaptığı gazeteci olarak bilgi yok. Beni sevk ettiler mahkemeye. Nihat Taşçı sorguladı. O gece bir CD çıkarttılar önüme. Savcılığa çıkmadan önce. Dediler ki bu CD'de sen emekli orgeneral Necati Özgen'le programında bir tüfek gösteriyorsun. Bu tüfek nerede? Ben de o tüfeğin 2000 Sen yılında programda mı gösteriyorsun? evet Irak'ta kullanılan tüfek eski antika bir tüfek. Ben bunu Atatürk Kültür Merkezi'nde 2000 yılında açtım sergide de sergiledim. Bir iki programda da gösterdim. Yani şu meşhur vahim silah dedikleri Şimdi geleceğim oraya. Dedim ki aramalarda filan çıkmadı. Bu dedim benim annemin evinde bu tüfek. Ama ben hakime de söyledim. Efendim dedim ben
bu tüfeği attım diyebilirdim. Bu tüfek maket diyebilirdim. Bu tüfeği bir Türkmen dostumla geri yolladım diyebilirdim. Ama hayır dedim, bu annemin evinde kullanılmıyor, duruyor. Eski bir tüfektir. Hemen gidelim alalım dediler. Hadi bir ekip gece yarısı sabaha karşı annemin evine. Bu sefer arama tutanağı olmasına rağmen annemin evinde aradılar. Hiçbir şey bulamadılar tabii ki. Tüfeği aldık, geldik, hemen açtılar. Telefonlar tabii hemen, ne oldu tüfek filan, hemen dediler şey yapın. Sabahleyin savcılığa sevk olduk. Arkasından savcı Nihat Taşkın'ın huzuruna çıktım. Bana polisin sorduğu soruların aynısını sormaya başladı. Ondan sonra konuşurken efendim dedim, yani bunlar suç mu, anlayamadım dedim. Aynen şöyle dedi. Ama dedi tüfeğiniz dedi vahim çıktı dedi, şöyle ucundan gösterdi. Bakabilir miyim dedim. Bakamazsın dedi. Avukatım dedi ki, savcı bey dedi, bu nedir yani, engizisyon sorgusu mu dedi. Lütfen görebilir miyiz dedi o şeyi dedi. Aldı, ona verdi. Şimdi ben buradan okuyorum ekspertiz raporunu. Benim tüfeğe polisin nasıl Emniyet rapor? Genel Müdürlüğü, çok ciddi bir kurum, Kriminoloji Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanları altında koca koca imzalar. Bakın ne yazmışlar tüfeğe. Seri numarasını yazmışlar. 11 milimetre çapında fişek atar. Avusturya Macaristan İmparatorluğu yapısı. 1873 model, yani 135 yıllık. Wendel marka, üstten çalışma sistemli, yivli setli, namlusu bulunan bir tüfek yazmışlar. Altına da bu tüfeğin çapına uygun fişek bulunamaması nedeniyle fiziki olarak yapılan incelemesinde sadece mekanik görüntüsü denenemiyor. Altına eklemiş. Ayrıca inceleme konusu tüfek 6136 sayılı yasanın 12/1 maddesinde belirtilen vahim silahlardandır. Vahim silah bulundu diye 11 ay medyada vahim silah, işte top mermileri, havanlar, bilmem neler, bir de kovan demiyorlar. İçi boşaltılmış. Sanki ben oturmuşum, o top mermilerin içini ben boşaltmışım. Sanki istediğim zaman da onları doldurup ateş edebilirim gibi. Bunu aldılar. 8 yıl ceza istedi savcı bu tüfekten. Bunun cezası Türk Ceza Kanunu'nda 8 yıl. Vahim silah. Evet. Aradan 8 ay geçti. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Vahim silah, vahim silah, vahim silah. Tabii daha çok bu arada. Tabii geçen gün. Basın daha çok ayağa kaldırdı söyleyebiliriz. Yani. Basın tabii. Basın ayağa kaldırdı, savcı tutuklattırdı. Hakimin önüne vahim silah giderse ne olur? Hakim tüfeği görmüyor. Evet. Devletin polisi demiş ki vahim. Adalet Bakanlığı'na, mahkeme heyeti. Tabii Zeynep'ciğim, savcı da bu gelen rapora göre bakıyor, evet. Karar veriyor her şeyden. Evet, ama savcı tüfeği görüyor. O tüfeğin vahim olmadığını anlamak için savcı olmaya gerek yok. Yok. Askerliğini yapmış herhangi birisi. Az önce dedim ki. Duruşmada söylediğim için söylüyorum. Olsun. Az önce mesela şöyle söyledim. Dedin ki devletin önemli bir kurumu. Evet. Gönderiyor. Gönderdiğine göre Cumhuriyet Savcısı. Ama önce kendi görüyor. Ya ama bilemez ki. Sonuçta bu kuruluşlara gönderilmesinin sebebi de bu. Neyse. Evet, evet tamam. Mahkemeye çıktım, huzura anlattım. Mahkeme hemen dedi ki bunu adli tıbba gönderelim. Bir sorduralım dedi. Nedir bu tüfek? Aynı silah. Aynı silah. Evet. Git, birkaç gün önce Adalet Bakanlığı'ndan yazı geldi. Polisin yivli setli vahim silah dediği tüfek. 1800 bilmem kaç. Evet, aynı sayılı. Aynı seri numarası. Aynısı. Ne diyor? Burada yivli setli diyor. Adli tıp diyor ki yivsiz setsiz. Allah Allah. Bitmiyor. Burada diyorlar ki vahim silah 6136. Burada diyor ki vahim silah değil, bu av tüfeğidir diyor. Antika 1873 yapımı. Şimdi mahkeme heyeti de şaşırdı kaldı. Ya biri elma çıktı, biri armut. Ya iki devlet kurumu nasıl birbirinden zıt rapor verebilir? Mahkeme heyeti şöyle bir karar aldı. Ya bir de biz görelim dediler bu silahı. Şimdi mahkeme heyetinin önüne gidecek bu silah. Ondan sonra gerekirse tekrar adli kuruma gönderilecek. Çünkü dediler ki acaba o silah bu silah mı? Şimdi efendim dedim, aynı silah. Aynı silah olduğu nereden belli? Bir, seri numarası var. Aynı seri numarası. Burada diyor ki fişek, tüfeğin çapına uygun fişek bulunamaması dedi. Dünyada yok. Dünyada bu tüfek yok. Antikacılar, avukatım Vural Ergül araştırmış. Antikacılar demişler ki bu tüfeği ruhsat almaya gitseniz emniyete vermezler. Çünkü antikadır, mermisi yok. Ruhsat alırken o tüfeğin mermisiyle atış yaparlar. Onu da saklarlar ki kriminoloji için elde tabii, bulunsun diye. Atacak mermi yok. Yargıtay da içtihatı şöyle der. Bir silah
mermi atmak suretiyle denenemiyorsa silah değildir. Ama gel gelelim, savcılar burada görüyorlar, silah atış yapılamamış, atışa salih değil, mermisi yok.